Hadi. Hadi ya, göster abi. Yine yeni geç açtan dost. Selamlar sevgili hadiciler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konseptimiz var. Hadi Gamer 100 yapıyoruz. Yani 100 bin kişi var şu anda. Ve tam 100'e düşecek bu. Müthiş bir yarışma. Harika sorular var. Hey, tekrardan hoş geldiniz. Umarım enerjiniz, sağlığınız yerindedir. Ben Can Tuan Dost Öztürk. Buraya koymuşlar hemen. Bugün size yarışmayı sunacağım. Yarışmamızı gururla, yerli sloganıyla ülkenin her yerine hizmet veren Vestel destekliyor. Teknoloji adını ilklerle hazırlamayı başarıyor. E-spor ve oyun dünyasıyla da bunu devam ettiriyor. Hadi Gamer arkadaşlar, e-spor ve oyun dünyasıyla ilgili soruların geleceği bir yarışma formatı. Bugün biz 100 bin kişiden 100'e düşeceğiz. Eğleneceğiz oyun bilgimizle. 100 kişiye 100 lira değerinde Steam cüzdan kodu dağıtacağız. Şurada ekranda gördüğünüz, istediğiniz oyunu alabileceğiniz, oyun dünyasına para yerine geçen özel bir ödül. İlk defa dağıtılıyor bu arada Hadi'de. Ve yarışmada finale kalanların cüzdanlarına, ceplerine girecek. Sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Yaz geldi, havalar ısındı, oyun oynama zamanlarımız geldi. Gelin oyun bilgilerimizi güncelleyelim. Bu arada Hadi Oyna Live'dan takip edebilirsiniz. Oradan jokerler paylaşılıyor, ipuçları paylaşılıyor. Instagram adresimiz bu. Birinci soruyla başlayalım. Hızlı ilerleyeceğiz. Nice. Hepinizi eleyeceğim. Hangisi bilgisayar oyunlarında karakterleri kontrol etmek için kullanılan donanımlardan değildir? Klavye, mouse, yazıcı. Abi. 3 tane aksesuar paylaşılmış burada. Cem bir tanesi yazı yazmaya, bir tanesi ha, klavye demeyen de ne bileyim. Bir tanesi ise bilgisayardan böyle fiziksel çıktılar almaya yarıyor. Tabii başlangıç sorularımız kolay, biraz ısınma olsun diye. Ondan sonra çok zor, çok güzel sorular sizi bekliyor. Bu arada yarışmamızda bugün 8. sorudan 9. soruya geçen herkese birer tane joker hediye edecek sevgili arkadaşlar. Bu soruda. Ve 11. soruya kadar kullanabileceksiniz jokerleri. 11. sorudan sonra joker kullanmak yok. Yanıtlar toplandı, doğru cevap yazıcıydı. Yazıcı karakter kontrol etmekte kullanılıyor. Fare ve klavye. Abi elenenler var lan. Abi beyler bizim chatten yok değil mi? Klavye falan basan yok değil mi? Bir tane videomuz var. Çok iyi izleyin bu videoyu. Buradan gelecek sorumuz. Videoyu izleyelim. Evet. VFŞ'le kış mevsimi 2019 LoL Ligi'nde final turnuvasının galibi hangi takım oldu? Hangi nasıl takım ya? Oldu? Fenerbahçe oldu işte. Fenerbahçe söyledi. Tamam işte dikkat testi. Aynen dikkat testi. Güzel e-spor kulüpleri biliyorsunuz. Ülkemizdeki 10 saniye mi 5 saniye mi bu şu an? E-spor yani dijital. Aa, bakmadım da 5 saniye de genel 10. Milyonlarca futbol sever de oyun oynamaya başladı. Biz yani oyun soru sormaya başladıktan sonra işte 5 saniye içinde soruyor, 5 saniye de yanıt veriyoruz. 2019'da çok güncel kış mevsimi finalini hangi e-spor kulübü kazandı? Fenerbahçe mi, Supermassive mi, Royal Yacht mu? Cevaplar toplandı. Doğru cevap Fenerbahçe olacaktı. 80.717 kişi bildi. Tebrik ediyorum hepinizi. Çok iyi gidiyoruz şu anda. Burada da sorular kolay sorular dediğim evet gibi. O yüzden ben olsam telefon başına arkadaşlarımı toplamaya başlardım. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Milletini hangi platformda video izlerken duyabilirsiniz? YouTube, Atari. Bu sesi, bu söylemi oldukça fazla duyuyoruz normal hayatımızda. Bu bir giriş introsudur aslında. Video çekerken. Hangi platform? Kaç para kazandım Atari şu anda? Atari mi? Hiçbir şey. Son 100'e kadar. 90 bin kişi var yarışmamızda. Hani 5-10 kuruş atsaydım. Ya para kazanmak kolay mı lan o kadar? Bilecektir mutlaka. Bildik o kadar, diğerleri bilemedi. 10 bin kişi falan. Artık bu. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Doğru cevap YouTube olacaktı. 79.179 kişi bilmiş. Tebrik ediyorum hepinizi. Mükemmel. Atari'yi 268 kişi tercih etmiş. YouTube hayatımızın bir gerçeği. Peki, dördüncü soru çok tatlı. Ufak bir tebessüm edeceksiniz duyduğunuzda. Pac-Man oyunundaki Pac-Man karakteri hangi renktir? Sarı, pembe demeyen de. Pembe, eflatun. Pac-Man oyun dünyasının en çok yiyen karakteri. Böyle bık 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 yiye yiye gidiyor. Canavar görünce kaçıyor. Bir şey soracağım. Güçlendirme alınca evet gidiyor, canavarları bunlar da okay, yiyor. Bunlar okey, kolay falan. Zor yani geldiğinde... Bu güzel Pac-Man'in rengi tabii nedir? Sarı mı? Çete saralım. Ben Google'a çevireceğim ama chat'in seçeceğinin de bir şey garantisi yok ki. Orada kim var? Şu mouse'da oynatalım mı düşmeyelim? Google açın lan. Orada da oynamaya başladık. Gökberk hemen yapış abi Google'a. Klavye'de hazır bekliyor. Klavye'de hazır bekliyor. Yıllarda falan tanıştık Pac-Man'lerle, 90'lı nesil. Yanıtlarımız toplandı sevgili yarışmacılar. Doğru yanıt sarı olacaktı. Maşallah 66.864 kişi. Chat'te biri başkalarına söylüyor. La sarı mal mısın? Bayağı bilemeyen olmuş. 11.000 kişi. Bakalım ilk yüze kim kalacak?
Beşinci sorumuza geçiyorum. Eskiden kaset takarak yeni oyunlar oynadığımız oyun konsolu hangisiydi? PlayStation 3, Xbox One, Atari. Öyle ki bunun kaset dükkanları oluyordu. Giderdik orada, annemize yalvarırdık. Anne bana kaset al, oyun oynamam lazım derdik. Kaseti takardık, oyun oynamaya başlardık. Lanet olsun, ben çocuğuma bir kaset alamayacak mıyım? Hangisi kaset takarak yeni oyunlar oynadığımız oyun konsoluydu? Görüyorsunuz görselde, tabancası var, joystick'i var, kaset takma yeri var. Bu oyun konsolu hangisiydi? Evet, Atari doğru cevap olacaktı. 61 bin 835 kişi doğru bilmiş. Hepinizi tebrik ediyorum. Bugün çok güzel ilerliyoruz. Geçen haftaki hadiye göre. Çok her yer siyah, çok örneği beyaz biliyor. Yapıyor. Ama ileride çok zor olacak. Tabanca da beyaz, beyaz bir şey görüyorsa 6. sorumuz. Vurum üstüne hangisi diyor. Yani A4 kağıdına taş edersen sürekli vurum üstüne. Anladım. Angry Birds, PUBG, Fortnite. Battle Royale hayatta kalmak gerek. Aslında Angry Birds biraz Battle Royale gibi. Bence de uçuyor, düşüyor, yok ediyor falan. Evet. Ya kum geliyor, ya fırtına geliyor, ya mavi bir dalga geliyor. Ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. 100 kişiden birinci olursanız o oyunu kazanmış oluyorsunuz. Bugün de 100 bin kişiyle başladık ve %1'lik dilime girerseniz, hatta 1000'lik dilime girerseniz hediye kazanacaksınız. Yani Battle Royale oyunu kazanmaktan çok daha zor. Steam'da 100 lira cüzdan kodu kazanmak ve Hadi'nin bu haftaki şampiyon olmak. Şu yanıtlar haftaki chat toplandı. Ne kadar dilayla acaba? Evet, Angry Birds Battle Royale gibi bir oyun değil. Angry Birds bizi çok kızdıran, sinirlendiren bir platform oyunu. 55.090 kişi. Doğru bilmiş. Ama adam hiç oynamamış mesela. Bunu herkes oynuyor. Bizim bu oyuncular değil sadece. Çok iyi gidiyoruz hala. Çok kalabalığız. Doğru bilen sayısı fazla. Jokerler de kurtarıyor tabii. Mesela bunun diziyle alakalı bölümleri var. Biz de onlar da bize şaşırırlar. Nasıl yaptığını ama hiç izlemiyorsunuz. Super Mario Kardeşler filminde Super Mario karakterini kim canlandırdı? Neydi hemen? Bob Ross! Sosyal medyadan vermiştik. Bob Hoskins, John Leguizamo, Danny DeVito. Sosyal medyadan bizi takip ederseniz eğer 7. sorunun ipucu her zaman çok orada fazla oluyor. Bir kayıp olacak burada. İpuçlarına mutlaka yazılıyor. Yok, yok. Herkes, herkes chat'e bile yazdılar Bob Hoskins. En az bunu. Tamam, bizim takım öyle de. Hayır, insana bunu söyleyecek sana da vardı. İnsanın verdiği ipucu buydu. Super Mario. Öyle ki oyunlar artık ona rağmen çok geliyor. Geçen hafta da bununla ilgili mesela Tomb Raider sorusu gelmişti. Tomb Raider'ın filmiyle ilgili bir soru sormuştuk. Yanıtlar toplandı. Bob Hoskins doğru yanıt olacaktı. Maşallah herkes takip etmiş diyor. 50.445 kişi doğru yanıt. Ama bu kötü bir şey. Yarısı şimdi gitti abi. Şimdi bir tane fotoğraf geliyor. Kaç çok dikkatli. Çok iyi bakın. En az 2000 burada var zaten. Aha. Evet. Resimde bir tane karakter görüyoruz. Aslında bunu YouTube'a girdiğimizde mutlaka görüyoruz. Bu oyun, akşam ses YouTube'un logosu değil miydi ya bu? Kapımın resimdeki oyun karakterin adı nedir? Ha? Luigi. Nasıl yani? Steve. Minecraft evreninden. Elinde bir pickaxe var. Duvarları vurarak kırıyor. Çok zor soru abi. Oğlum chat'teki herkes biliyor lan. Adı nedir? Bunu özellikle dedim ya Steve diye. Yarışmacılar daha iyi bilir. Ay sen demeden de şey yapıyorlar. Steve Steve. Cevaplarda Minecraft'ı göremedim ya, nasıl korktum. Evet evet. Bu cevaptan sonra bunu doğru bilenlere bu arada Joker yüklenecek. 8. soruyu doğru bilenler 9, 10 ve 11. Ulan ben de olmasam yanmıştık ha. Hata yapabilir. Ondan sonra Joker'lar çalışmayacak. 11. sorudan sonra o Joker yok. Değil. Böyle pat 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 elenerek ilerleyeceğiz keyifli bir şekilde. Bunda bayağı eğlenmiştir. Bekleyin çok eğlenceli. Yalnız bu var ya çok ters soruymuş. Görür mü sana korktum oyunu? Bayağı korktum. Oğlum bilmiyor musunuz? Sen evet, ben hiç oynamadım. Başka oyun oynamadım. Steve'di. Abi kimse elenmemiş lan. 43 kişi işte bilmiş. Oğlum 7 bin kişi var. Artık 50 bin kişi var. Yazıcı da bu kadar elendi oğlum insanlar. Ama artık 50 bin kişi kaldı. Tabii ki daha az. Bayağı eleyici bir soru oldu. Harbiden yazıcıda daha fazla oldu. İlk başta gelseydi bu soru yine 40 bin kişi kalacaktı. 243 kişi. Aa kazandım lan. 300'e düşmek oldukça zor olacak. İzlediğiniz şimdi bir tane video izleyeceğiz. Tabii. Jokerlerimiz tanımlanıyor şu anda. Tamam. Videoyu dikkatli izleyin. Soru onunla alakalı olacak. Tatlı bir video, komik bir video. Şu an geliyor olması lazım. Çok iyiydi bu. Dayı nasıl yuvarlandı o göbek böyle? Loot'u iyi yapıyorlar ama. O ne lan? Kamuflaj almış işte. Jelly Sweet. Kral. Kuyruk var yalnız Jelly Sweet'te. İzlediğiniz videoda Balıkesir'deki işçilerin mermer madeninde canlandırdığı oyun hangisidir? Max Payne! Max Payne şıkkını ralta ekletmiş haydi ya. Güler zaten onu söylerken bak şimdi. Çimen var, bir çatışma var, birbirlerine ateş ediyorlar ve bir oyunu canlandırmışlar. Bu oyun çok iyi bildiğiniz
bir oyun. Max Payne'de be. Paris mi? Max Payne mi? PUBG mi? Max Payne'den sonra bir dolma geldi. Canlandırmış bu işçiler. Orada ellerinde tava var, silahlar var. Tabii ki paraşüt olmadığına göre Max Payne. Evet, yanıtlarımız toplandı. Doğru cevap PUBG olacaktı. Harikasınız ve bu kadar fazla kazanma yüzdesi olan bir soru beklemiyordum 9'un sonunda. Ama video çok viral oldu ya. 72 kişiydi. Doğru sadece 500 gitmiş. Evet, PUBG'nin kısa bir videosunu çektiler orada lobide. Ellerinde tavalar. Harika bir videoydu. 10. soru biraz araba sevenleri ilgilendiriyor. Eyvallah Süleyman. Sürerek Avrupa şehirleri arasında yük taşıdığımız oyun hangisidir? Euro Truck Simulator. Overwatch, Midtown Madness da güzel oynuyor. Midtown Madness abi. Şehirler çok güzel oynardım. Araba kullandığımız oyunlar. Bir o köprü açılıyordu ya onda böyle. Sen bilmezsin tabi. Oynamadın mı? Oynamıştır. Ya bu kartı oynamış hayatında bir tek. Başka hiç bok bilmiyor. MMO FPS'in ne demek olduğunu bilmiyor bu. Ben oynamadım. Trafik kurallarına uymak zorundayız. Çok detaylı, çok güzel bir oyun. Oyun severler zaten bu canlı yayınlarda da. Görüyorlar. Biz inanarak Overwatch yazdı herhalde. Çok iyi ilerliyorsunuz. Çok fazla kişi onun için. Bizim filmden anlayacağım var mesela. Yanıtlar. Toplandı. Euro Truck Simulator 44.000. Aa, chat'e yazdı. 36 kişiyle. Drancan geldi aklıma diye. Bugün gerçekten burada oyuncular var. Ben de çok heyecanlıyım. Çok uzayacak. Çok güzel sorular sizi bekliyor. Hiç bu kadar ilerleyememiştik 44.000 kişi. 11. sorumuz. Bitmez gibi böyle. 44.000 kişi var lan. Sabah kadar buradayız biz. Oyuncular tarafından çok beklendiği halde çıkmamıştır. Ooo. Benim için de kanayan yara bu. Call of Duty, Europa Universalis, Half-Life. Bu oyun öyle bir oyun ki, milyon değil, milyar üzerindeki insan oyunun çıkmasını bekliyor. Abim. Lütfen çıkart artık bu oyunu. Sevgili Gable, çıksın bu oyunu. Gable'da hemen sesleniyor. Hemen ulusa sesleniş yapacak ya. Half-Life 98 yılında çıkan FPS kişi. Oyunların atası olarak geçen bir oyun. Call of Duty, en eski, en güzel hikayeli savaş oyunlarından bir tanesi. Çok fazla güncellemesi var biliyorsunuz. Yanıtlarımız toplandı. Doğru yanıt Half-Life olacak. 29.400 kişi. Oh! Elendiler. 30.000 kişi devam ediyoruz. Oğlum, 11. soru. Nasıl elendiler? Tarzı istiyorlar ya. Abi Europe'da o oyunun ismini ben hayatımda görmedim. Call of Duty nasıl diyorlar? 3'ü de var, 4'ü de var, 5'i de var. 10'u var lan Call of Duty. 3'ten sana çıkıyor. Yüksek oranda bilmenizi bekliyorum. Dust 2 hangi oyunda yer alan bir haritadır? CSGO, Fortnite, PUBG. Fortnite! İşaretleyin. Lan işaretlememişim. Joker kullanamıyor bu sorudan sonra. Haberiniz olsun. Joker mi var ya? Bundan sonra kullanamayacağız. 12'deyiz. 12'deyiz galiba. Bence bunda da bayağı ellenen olacak hadi abi. Hadi Dust2 patlayalım. Kanka internet kafaya gidelim derler. Bunu dedi ya. O oyunun en popüler haritası. Bu oyun hangisi? CSGO, Fortnite, PUBG. Evet. Evet, yanıtlarımız tutunuyor sevgili hadiciler. Doğru yanıt CSGO olacaktı. Aaa! CSGO 32.126 kişi doğru yanıt vermiş. Oğlum herkes bilmiş. Tebrik ediyorum hepinizi. Yani Dust2 ve CSGO'yu biliyormuşsunuz. Çok güzel ilerliyoruz. Bence elenen sayısı iyi de 4.000 kişi elendi. Battlefield 5 oyununun Battle Royale modunun adı nedir? Bu biraz zor bir soru. Firestorm. Thunderdome Warfare. Battlefield biliyorsunuz açık dünya oyunu. Burada bence bayağı elinden olacak mı olacaktır. Sen Engin, helikopter kullanıyoruz. DF bilgilerin kurtardı. Yüzlerce kişi aynı haritada dünya savaşlarında olduğu gibi kapışabiliyoruz. Ama valla zor sorular da geliyor. Bunları herkes bilmez. Warfare Call of Duty'nin değil mi diye? Ve yakın zamanda bu Battle Royale yani hayatta kalma oyunu akımı üzerine Battlefield 5'te bir Battle Royale oyun çıkarttı. Bunun ismi nedir? Firestorm, Thunderdome, Warfare. Yanıtlar toplandı. Doğru yanıt Firestorm olacaktı. Bu eleyici bir soruydu. Tertemiz yarıya böldü kişi. Beyler. Warfare diyen 9400 kişi var. Yani yaklaşık 160'ı burada yarışmacıların. Abi son 100'e kadar. Son 100'e. Oğlum bak. Desek ne para göz bir şey oldu ya. Bu ne ya? Abi kaçtan sonra dur dur geliyor. Hangi oyunda milli takımımız 2016'da dünya şampiyonu olmuştur? Gururumuz bir takım var bize. CSGO. Arjantin'de. Ve çevirerek olmuştuk. Train vericideydi. Evire çevirerek. Arjantin'i falan tutmuştu yani. Sadece çevirerek değil bir de evirerek de vardı. Eski gamerlar oynadı. Oyun oynandığında da bağımlılık yapan bir oyundur. MMORPG türünde. Bunu da elinden olur ya. LoL diye derler büyük MOBA'lardan bir tanesi çok fazla. Oraya kadar gelen de biliyordur herhalde. Şimdi CSGO da zaten silahlı bir oyun. Half-Life 98'de çıktı. Ondan sonraki yıllarda CS çıktı. Ve şu anki oyunun adı CSGO. Doğru yanıt olacaktı.
Space Soldiers dünya şampiyonu oldu 2016 evet, yılında. Bak, of yine öyle yani. Tekrar tebrik ediyorum buradan gönülden CS. 7400 kişi kaldı. Bu nasıl yüze düşecek oğlum? Böyle bir 7400 kişi eğlenecek kanka. Şimdi hızlı ilerliyoruz. Bir tane fotoğraf var. Çok dikkatli bakın bu fotoğrafa. Tabii ki. Tamam. Neydi reisin Call of Duty? Price. Bunun gözünü oymuyorlar. Burada da bayağı ben öyle hatırlıyorum. O bu değil miydi gözü oyulan? Yok. Fotoğrafı gördük. Hangisiydi o ya? Resimde gördüğünüz Call of Duty Modern Warfare serisinden tanıdığımız ünlü yüzbaşının ismi nedir? Saul McTavish, Marcus Fenix, John Price. Üçünden bir tanesi. Gelmedi. Resimde gördüğünüz Modern Warfare. Çok ufak teknik sıkıntı oldu da düzelir hemen. Resimde gördüğünüz Call of Duty Modern Warfare serisinden tanıdığımız ünlü yüzbaşı, yetkili abimiz adı nedir? Saul McTavish, Marcus Fenix, John Price. Şimdi gelecek. Düzelir. Evet, John 2.257 izleyicimiz var. Yarışmacı 8.300 yarışmacımız kaldı. Büyük çoğunluk elendi. İlk soru gelir arkadaşlar. 10'da birinden daha az yarışmacı var ama 8.000 kişi değil. 100 abi şimdi kişi. Bu soruyu herkes Google'ladı şimdi ya. Evet ya. Çok minik bir teknik problemimiz var böyle. Oğlum ona rağmen elinin olursa yani. Oo. Şu an tamam teknik bir problem varmış. Tekrar ne zaman olacak var mı bir onunla ilgili şey? Tamam. Şu an teknik bir problem varmış. Ne yazık ki yarışmayı burada bitirmek durumunda kalıyor. Hadi. Bununla ilgili açıklama yapılacak sevgili arkadaşlar. Şu an bir teknik bir problem var. Instagram hesabından duyurulacak. Olur öyle şeyler. Problem sebebi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. İnşallah görüşmek önemli üzere. Bir şey yoktur vardı. Gayet iyi yarıştık bence. Oğlum bir şey diyeceğim. Bence kadar geldik yalnız yani 12-13 o. Teknik problem bizde olabiliriz. Çünkü teknik problem bizde olabiliriz çünkü böyle kaybetmeyiz ki. Hep biliriz yani biz. Sabah kadar oynarız. 2000 kişiyiz. 2000 kişiyiz. Ekrana her türlü biliriz. Her türlü biliriz yani. Direkt kilitledim ekrana herhangi bir şey olmasın diye. Abi bir şey söyleyeyim mi? Siz hayvansınız ama. Neden? Oğlum gittiğiniz her yeri çökertiyorsunuz lan. Nasıl? Kaç tane site çökerttiniz? Kaç kişi gidiyorsunuz? Ankara seziyor. Beyler burayı da çökerttik helal. İyi yarıştık abi. Yalnız olacak şeyler ya. Yani çok şey yok değil. Yok be yani. Yaptıkları iş hakikaten zor onların. Böyle anlık bu kadar kişiye soru sorup cevap verdirmek falan zor işler. Bir de böyle bir sıkıntı olduğu zaman atıyorum hani yarışma iptal ediliyor. Herkese işte ne bileyim joker hakkı veriliyor ya da yarışma tekrarlanıyor falan. Hani bir şekilde coverlıyorlar orayı. Sıcak oldu ama. Nazdroya yazdı chat'e anlasın. Nazdroya mı yazdı? Ha. Parladı yarışma teknik problemden seyahat ediyor. Geçmiş olsun, kolay gelsin herkese. İyi cümlemle girdi, güzel bir şey. Senin yayını o zaman. Eline sağlık. Yato abi. Şu kodlardan biraz dağıt oğlum, dağıt. İnsanlar yazsın. Kaldır bari de.